Behzat Ç. Evreni. Bitmek tükenmek bilmeyen dolu dolu bir Ankara polisiyesi ve içinde yarattığı ikonik karakterler. Nergis Yakut. Evet. Siz kimsiniz? Ahlak Büro. Cinayet Büro. Bu karakterlerden biri ise yerli jokerimiz, Ercüment Çözer. Öncelikle Behzat Ç., Saygı ve Çekiç ve Gül arasında bir timeline oluşturalım. Aslında Saygı ve Behzat Ç. dizisindeki Ercüment Çözer karakterleri birbirinden oldukça bağımsız. Herhangi bir bağ iki dizide de izleyenlere verilmiyor. Behzat Ç. dizisinde saygısızların avcısı, şımarık ve psikopat bir iş adamı rolünde Saygı'ya nazaran daha toy bir Çözer görüyoruz. Ercüment asıl dayanağı İstanbul olan bir iş adamı. Behzat Ç. serisinde gördüğümüz Ercüment ise Ankara ayağında geçen macerayı anlatmakta. Peki Saygı dizisi zaman dilimi olarak Behzat Ç. evreninin neresinde yer alıyor? Kıyas yaptığımız zaman Saygı dizisinin Ercüment Çözer'i daha oturaklı, olgun bir karakteri bize yansıtıyor. Bana saygısızlık ettin. Söz veriyorum, bir daha saygısızlık yapmayacağım. Tedaviye cevap verince bitecek. Behzat Ç. evreninde Ercüment 4. sezonla beraber öldü olarak gösterilerek dizi evreninden kopuyor. Ve karakterin kolonu diyebileceğimiz Memduh Başkan, Çekiç ve Gül dizisinde de hikayenin parçası olarak devam ediyor. Başkomiser, hoş geldin. Ne oldu? Cortladın değil mi? Gel. Rakı içer misin? İçersin. Sen içmeyi seversin. Tüm evrenin bize verdiği akışa göre ise zaman sıralaması şu şekilde. Behzat Ç., ardından Saygı, sonrasında Çekiç ve Gül dizisi. Nedenlerine ve mantığına videonun ilerleyen dakikalarında geleceğiz. Saygı evreninde Ercüment, saygın bir iş adamı ve gizli milyoner rolünde. Aslında Behzat Ç. evreninde de bundan çok farklı değil. Fakat Saygı evreninde çok daha sistemli ve en önemlisi rehabilitasyon merkezi olayı ve Yavuz karakteri. Beyaz giyme söz olur. Evrenler birbirinden habersiz değil. Buna en basit örnek olarak Saygı dizisinde Behzat'a yapılan şu göndermeyi örnek verebiliriz. Cinayet bürodan bir başkomiser geldi, sizi görmek istiyor. O kim la? Gelsin bakalım. Ercüment Behzat karakterinden haberdar. Fakat Behzat diziye konu olamayacak kadar küçük bir nokta. Behzat çevrelerinde gördüğümüz Ercüment asıl Ercüment'in neredeyse %1'i. Zaman çizelgesine göre Behzat Ç., Saygı'nın sistemli Ercüment'inin öncesini ele alıyor. Ankara'da dönen işler, Memduh Başkan macerası ve sonrasında İstanbul'a Saygı dizisinde gördüğümüz Ercüment Çözer'e dönüş. Saygı dizisi ise bize Ercüment'i finalde öldü olarak veriyor aslında. Daha doğrusu finalin sonrasını ilk bölüm sonundan gösteriyor. Saygı'nın sonunda Ercüment ve Helen her şeyi bırakıp el ele tüm bu pisliğin içinden beraber çıkıyorlardı. Ercüment'in dizi boyunca verdiği bataklığı kurutmak vaadi finalle tamamlanıyordu ve hikaye de tamamlanıyordu. Sonrasında gördüğümüz satranç sahnesi de ikilinin devam ettiğini açıkça gösteriyordu. Fakat burada soru işareti olan bir nokta var. Savaş. Öldü mü, kaldı mı? Saygı'nın finali için soru işaretlerinden biriydi. Fakat Saygı'nın ilk bölümünün son sahnesine geldiğimizde Ercüment Çözer mezarının başında buluşan Savaş ve Helen'i görüyoruz. Evet, bu sahneyi koca 2 sezonu gömdükten sonra hatırlayamamış olabilirsiniz. Fakat açıp bakarsanız ilk bölümün sonundan final sonrasına doğru bir gönderme var. Senarist bunu planlı mı yaptı yoksa bilinçsiz mi yaptı, orası muamma tabii. Biz elimizdekileri gözlemleyerek konuşuyoruz. Saygısızların ortak özelliği, korkak olmaları. Burada dallanma yine ikiye ayrılıyor. Birinci yol, Ercüment ve Helen yoluna devam ederken Ercüment ölüyor veya Helen'in ihanetine kurban gidiyor. Sonrasında ise Helen ve Savaş tekrardan bir araya geliyor. Dizinin ikinci sezon sonuna doğru verilen mesajı da göz önünde bulunduracak olursak Helen, ne olursa olsun Savaş'tan vazgeçemeyecek durumda biri. Gerekirse Ercüment'i de harcar mı? Harcar. Diğer dal ise Ercüment'in kendini öldü gösterip piyasadan çekilmesi. Ki Ercüment gibi bir karakteri düşündüğümüzde bu çok da olası bir senaryo değil. Kendisine yumruk atan cinayet büro amirini oyuncak eden adam, ihanet edene neler yapmaz neler. Bu kadar güçlü bir adamsın, hala beni bitiremedin. Ben seni çoktan bitirdim başkomiser. Bu nedenle dalın birinci parçasını seçerek ilerleyeceğiz. Bu mantıkla Çekiç ve Gül, Ercüment'in ölümü sonrasında geçen bir dizi. Memduh hala hayatta ve kendine yeni Ercüment'ler bulup yoluna devam ediyor. Cinayet büro görevine devam ve Ercüment'in toprağı bol olsun. Tüm evrenin bize verdiklerinden yola çıkacak olursak Ercüment, Çekiç ve Gül dizisinde bir daha dönemeyecek bir karakter. Saygıyla defteri kapandı ve hikayesi sonlandı. Ha, Saygı'ya bir sezon daha çekilebilir mi? Makul. Fakat ilk iki sezonla aynı başarıyı gösterir mi? Muamma. Hikayenin bütünü kesinlik içermiyor. Fakat 3 yapımın tümünü izlemiş biri olarak yapılabilecek çıkarımlar bunlar. Siz ne yapıyorsunuz da burada? Birzola.
İndir amına koyayım silahını. Ankara hikayesiyle karşımıza ilk defa Behzat Ç dizisinde çıkan Ercüment Çözer karakteri aslında çok daha köklü ve ustaca kurgulanmış bir karakter. Memduh, Ankara ve devletle bağ nedeniyle hikayenin bu kısmında karşımıza çıkmış bir karakter. Aynı zamanda Ercüment ile tanışıklığı ve hikayesi olan biri. Fakat 4. sezon sürecinde zaten Ercüment'le de çeşitli çelişkiler yaşıyordu. Ercüment bu çelişkiler sonucunda 4. sezon sonunda öldü. Daha doğrusu öyle lanse edildi. Ankara hikayesi bu şekilde tümüyle sonlandı. Daha sonrasında özüne İstanbul'una ve rehabilitasyon merkezine dönen Ercüment, burada Helen ve Savaş hikayesinin startını verdi. Yıllar yılı Helen'i yetiştirdi, varisi noktasına getirdi ve en sonunda ihanetiyle birlikte mezara girdi. Geride bıraktığı Behzat ve Memduh karakterleri ise Çekiç ve Gül'le hikayeye devam etti. Sizi öldürmeyeceğiz ama kapıyı açmazsan ablanın amına korum. Hem Saygı'nın hem de Behzat Ç yapımlarının ortak eksiği ise birbirlerinden bahsetmemeleri. Saygı, yapısı itibariyle solo bir hikayeyi takip eden ve vermek istediği mesajı olan bir dizi. Evet. Fakat ne olursa olsun bu karakterin çıkış noktası bizler için Behzat Ç. Mantığa uygun bir timeline için en azından değinme olayının olması iki evren için de şarttı. Hoş, bize verilenler toparlanıp bir tabloya konduğunda mantığa uygun bir hikaye çıkıyor mu? Yani. Çekiç ve Gül'ün devamında bu hikaye çelişkilere uğrayacak mı ya da konu alınacak mı? Bunu da göreceğiz bakalım. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Saygı ve Behzat Ç çemberinin hikayesi de mantığı bu şekilde efendim. Dediğimiz gibi tüm hikaye bize verilenler sonucu kurulmuş mantığa ve varsayıma dayalı. Olay kesin gibi bir iddiamız yok. Hatta sizin de eksik gördüğünüz veya katıldığınız noktalar varsa yorumlarda belirterek bu mantığa ve varsayıma katkı sağlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın la. Ha! Ha! Lan! Ercüment Çözer! Ha! 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 Sırtma lan. Kim sırtıyor ya? E sen sırtıyorsun. Ha! Ha! Kanka ne haber ya? Söyle lan. Ha! Kim? Ha! Alo! Ya Behzat! Ha! Ha! Bari bana hadi açma şu telefonu. Ha!